Merhaba. Temel basın iş kanunu eğitimimize hoş geldiniz. Şimdi bu eğitimimizde neler yapacağız? Özellikle bu bölümde basın iş kanunumuzla ilgili olarak baktığımızda çalışma yaşamını düzenleyen kanunların ve çalışma kavramının tarihsel gelişimini ele alacağız ve bir giriş yapacağız. Şimdi korporasyon aynı meslek ve sanatı sürdürenlerin birbirlerine yakın bir ortamda toplanarak oluşturdukları örgütler olarak ifade edilebilir. Ve bu mesleki örgütler 18. yüzyıl ortalarına kadar birçok ülkede ekonomik yapının da temel taşını oluşturuyorlar. Şimdi korporasyon ifadesi kimi arkadaşlarımıza belki yabancı gelebilir. Daha böyle akılda kalıcı veya daha bilinen bir tabirle biz bunlara lonca diyebiliriz. Meslek loncaları özellikle 18. yüzyıl ortalarına kadar devam ettiriyor. Basın iş sözleşmesinde ise gazeteci bir işin sonucundan bitirilip bitirilmemesinden sorumlu tutulamaz. Basın iş sözleşmesinin istisna sözleşmesinden farkı gazetecinin hizmetinin belirli veya belirsiz bir süre için belli bir veya birkaç basın kuruluşuna özgü olması ve emeğinin karşılığını ücret bordrosu üzerinden almasıdır. 5953 sayılı basın iş kanununun birinci maddesinde kanunun kapsamı belirlenirken aynı zamanda gazeteci kavramı da tanımlanmıştır. Buna göre bu kanun hükümleri Türkiye'de yayınlanan gazete ve mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışan ve iş kanundaki işçi tarifi şumulü haricinde kalan kimseler, kimselerle bunların işverenleri hakkında uygulanır. Bu kanunun şumulüne giren fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanlara da gazeteci denir ifadesi yer almaktadır. 5187 sayılı basın kanununda herhangi bir şekilde gazeteci tanımına yer verilmemiştir. Basın kartı yönetmeliğinin 3. maddesinde yer alan tanımlar bölümünün Ar bendinde ise gazeteci 5953 sayılı kanun kapsamında fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanları ifade eder. Düzenlemesiyle yine basın iş kanundaki gazeteci tanımına atıfta bulunulmuştur. Basın iş kanununa göre gazeteci sayılmak için ilgili yayının Türkiye'de yayınlanması ön koşuldur. Bakın bu çok ilginç bu konu üzerinde de detaylıca duracağız. Ayrıca anılan kanunda yayının yayınlanmanın ne olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmaz. Baktığımız zaman e, basın iş sözleşmesi gerek niteliği gerek taraflara yani işveren ve işçiye yüklediği yükümlülükler itibariyle diğer iş sözleşmeleriyle ortak özellikler göstermesine rağmen de kim yönlerden? Farklı. Farklıydı. Bunun nedeni zaten yazmışız hocam burada kadınsizlik mesleğinin bir fikir ve sanat işi olması nedeni ve işverenin talimatlarıyla yerine getirilmeye müsait bir meslek olmamasıdır. Işte. Yani burada bu işte bak bu farklılık işte zaten basın özgürlüğünü dedik ya kanun çerçevesinde birilerini kendi öne çıkartıyor. Burada bunu zaten vurgulamış zaten Şimdi hocam. Şimdi e, hocam sen de çok iyi bildiğin gibi 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı kanunumuzda 2003 yılına kadar öncesinde gerek 3008 gerek 931 gerek 1475'te bağımlılık unsurundan pek bahsedilmiyordu yoktu hatta. 4857 sayılı kanunda bağımlılık unsuru iş kanunumuza girdi. İş kanunuyla temel farklarından bir tanesi de 5953 sayılı kanunda bağımlılık unsurunun yok denilecek evet. kadar Anladım. az olması. Ben... Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler arkadaşlar.